Projemizi artık tefrişe geçebiliriz. Buradaki mutfak kısmının bir çizimini yapalım. Layer'ımızı tefriş layer olarak ayarlayalım. Ardından PL Enter diyorum. Buradan itibaren başlayalım. Burada 60 santimlik bir tezgahla başlasın. Şu konumdan itibaren referans alacağız. Onu da şöyle bırakalım önce. Stretch'te bunu sündürelim. F8'e basıyorum. 60 santim onu sündürüyorum. Line komutu ile devam ediyorum. Burada bitiriyoruz. Burada tezgahımızı çizdik. Şurası 80 santim buzdolabı olsun. Buzdolabı 10'du diyorum. Burası buzdolabı. Ardından boy dolabımız gelsin. Tabi burada bacaların konumu da önemli. Şurada bacalar olacaktı. Bacalarımızı çizelim ayrıca. Bacaları arkadaşlar yeni bir layer açarak çizelim. Baca diyelim. Bacanın rengini de farklı yapalım. Kalınlığı da farklı olsun. Ardından rectangle komutuyla şurada olacaktı bir bacamız. Bir tane bu odada vardı. Bir tane de burada görmüş olduğunuz mutfakta vardı. Bunların genişliğini şöyle baca diyelim. Buradaki çizgiyi seçip siliyorum ben. Hatta onu da diyelim. Şimdilik kalsın. Bacayı çizdikten sonra sileriz. Burası 20 santim genişliğinde bir dikdörtgen kare olacak. C Enter. Burada çember çizeceğiz. Çemberin merkezi şurası olacak. İşte yarı çapıda 8 birim olacak şekilde ayarladım. Copy Selection'la bunu kopyalayalım şöyle. 4 tane baca olsun. Tabi bu çıktığı kata göre değişecek. Buradaki bacalardan bir tanesini seçip kopyalayalım. Copy Selection diyorum. Şuradaki noktadan yakalıyorum. F8 yapıyorum. Bunu tam şuraya taşıyalım. Yine Copy Selection yapıyorum. Bunu şöyle taşıdım. Ardından burada trim komutunu çalıştırarak buradaki sıva çizgilerini düzelteyim. Fazlalık çizgimi seçip siliyorum. PL Enter diyelim. Ve şuradan itibaren burayı referans alarak 2 santim ötede bunu çizdim. Yine 2 santim. Ardından şuraya dik olacak şekilde yakaladım. Şimdi bu noktaları birleştirdim. Çizgimi seçip bunu sıva layer'ına atıyorum. Sıva layer'ına. Ardından bu noktaları da düzeltelim. Böylece bacaların konumu belli. Bacaların konumu belli olduktan sonra şuraya bir tane de dolap atalım. Tabi önce layer'ımızı tefriş layer olarak düzeltelim. L Enter. 60 santimlik bir dolap çiziyorum. Şöyle dolap olsun. Ardından arkadaşlar burada kalan detaylara şöyle bakalım. Burada tabi buraya bir de evi ekleyeceğiz. Evi için hazır çizim bloğumuzu kullanacağım. Hazır çizim kütüphanesini Insert Enter. Buradan Browse diyorum. Burada çizim arşivimiz var. Çizim eğitim sitesinde de var olan bu çizim arşivi. Buradan bakalım. Şimdi Evye diyelim. Evye var mı? Ardından mutfak bakalım. Mutfağa M harfiyle şöyle bakalım. Mutfak ocak demişiz.
Ocaklar varmış burada. Şöyle şu ocağı alabiliriz. Bunu open diyorum ve ardından best point'imiz bakın çok küçük geldi tabi. Bunu scale kısmında sağ tıklayıp scale kısmında bunu değerini 100 yapalım. Tekrar scale yapalım. 10 birim daha büyüttük ancak yeterli olmadı. 1000 girip enter'lıyorum. Bu sefer düzeldiğini görüyorsunuz. Bunu obje snap'ı kapatarak da yapabiliriz. Şöyle uygun bir konuma koyalım. Ardından move'la F8'e basıyorum. Sağa doğru, sola doğru 40 santim öte diyorum. Fazla yanaştık. Sağa doğru 20 santim öteleyelim. Şurada da EVA'miz olsun. EVA'yı de çağırayım. Yine EVA'yı de buradaki mutfak ekipmanları içerisinde. Burada EVA'lar var. EVA'lardan seçelim. Şu EVA mesela uygun. Bunu seçip OK diyeceğim ancak muhtemelen küçük çıkmadı bu sefer. Sorun yok. Bunu da alıp konumlandırıyorum. Şöyle sağdan 50 santim. Ardından bunu bir de ortaya doğru hizalayayım. 20 santim fazla oldu. 10 santim öne doğru getirdim. Böylece EVA'mizi de yerleştirdik. Tefriş amaçlı buradaki mutfaktaki yerleşimleri tamamladık.